Peygamber Efendimizin dilinden ahir zaman alametleri. Ahir zaman, kıyamet öncesinde dünya üzerinde yaşanacak olan bir dönemdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda gerçekleşecek olan olaylarla ilgili pek çok haberi bize ulaşmıştır. Bu olayların içinde bulunduğumuz dönemde birer birer gerçekleşiyor olması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir ve en açık mucizelerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirilen çok sayıda ahir zaman ve kıyamet alametlerinden şunları sayabiliriz. Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. Ahir zaman alametlerinden olan terör ve şiddet olayları bugün tüm dünya ülkelerinde şiddetlenerek devam etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmişten verdiği haberler ve günümüzde yaşanan olaylar arasındaki paralellik bu kutlu insanın sayısız mucizelerinden birini bize gösterir. Dünya her cümerç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde. Bugün dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ve sebepsiz yere masum insanların katledildiği savaşlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği kıyamet alametlerindendir. Allahu Teala apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Günümüzde ne yazık ki Allahu Teala apaçık inkar edilir hale gelmiştir. Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur. Hadislerde rivayet edilen kıyamet alametlerinden biri de şehirlerin yok olmasıdır. Yakın dönemlerde Suriye şehirleri, Meksika ve Tokyo'da yaşanan büyük olaylar, depremler hadislerin tecellilerindendir. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacaktır. Şu an tüm dünya üzerinde hayat pahalılığı söz konusudur. Dünyadaki zengin kaynaklara rağmen dünyanın birçok ülkesinde şiddetli açlık yaşanmaktadır. Bu durum tüm insanların üzerinde düşünmesi gereken alametlerdendir. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde kıyamet yaklaşmış demektir. Ne yazık ki günümüzde de bu tür münasebetsiz olaylar yaşanmaktadır. Kıyamet yaklaşınca yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar. Ne yazık ki günümüzde de bunlar yaşanmaktadır. Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz. Talikan'a yazık oldu. Talikan, Afganistan'dır. Şüphesiz Allah-u Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar da vardır. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına, diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmayacaktır buyurmaktadır. Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. Suyuti'nin kitabında bu hadis-i şerif suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de günümüzde baraj yapılarak su bir nevi durdurulmuştur. Dünyanın harap olmuş yerlerinin imarı, imar edilmiş yerlerinin tahribi kıyametin şart ve alametlerindendir. Mehdi için iki alamet vardır. Birincisi Ramazan ayının birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Ramazan'da iki defa ay tutulması olacaktır. Yukarıdaki hadislerin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. Tutulmalar iki defa tekrarlanacaktır. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Aka ve Cemre'sinin üzerine akacak. Gökyüzünde doğu cihetinden
geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Hazreti Mehdi aleyhisselamın geliş vaktidir. Mehdi aleyhisselam güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. Güneşte belirecek olan bu alamet 20. yüzyılda görülen büyük bir patlama olabilir. Yandaki resimde tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek. Fitne insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya hak ve hakikatten saptıracak şey karışıklık, ihtilaf, kavga gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Hadiste bu fitnenin ardında toz ve duman bırakacağı belirtilir. Ayrıca bu fitnenin karanlık olarak nitelendirilmesi nereden geldiği belli olmayan umulmadık bir olay olduğuna işaret kabul edilebilir. Bediüzzaman Said Nursi ise ümmetin ömrünün Hicri 1506 yılına kadar olacağını söylemektedir. Allah Celle Celaluhu'na hesap vereceğimiz günün yaklaşması günahkarlar tarafından istenilmeyen bir durum olsa da Allah'a kavuşmak isteyen salih müminler için müjde gibidir. Günümüzde sık sık tartışma konusu olan durum kıyametin ne zaman kopacağıdır. Kıyamet alametleri neler, gerçekleşen büyük ve küçük alametler nelerdir? Herkesin merak ettiği konu budur. Enbiya suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Kıyamet alametleri teker teker görülmeye başlasa da bazı insanların buna aldırış etmeyeceğinden bahsedilmektedir. Halbuki başlarına geldiklerinde hiçbir şeyin fayda etmediği ve artık geri dönüşün olmadığı kıyamet günü ansızın onları yakaladığında insanların durumu ayetteki gibi olacaktır. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Yasin suresi 49 ve 50. ayet. Kur'an-ı Kerim kıyamet suresinde o gün için kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinizin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir ifadeleri yer almaktadır. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Özkaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.